Eğitim Bilsen Sendikası olarak mazlumdan, mağdurdan, çözümden yana duruşumuzla eğitim çalışanlarının hak arama adresi, beklentileri ve umutları büyüten yetkili merciyiz. Fatih Merhum kütüphanelerle başladı İstanbul'u imar ve ihya'ya. Sonra isimler değişerek işte genişlemeyle kendisine sonraki sultanları falan isimleri yer aldı. Elhasıl İstanbul'da kalbur üstü muhteşem dört kütüphaneden söz etmeden geçmek doğru olmaz. Beyazıt, Nuri Osmaniye, Süleymaniye, Millet Kütüphaneler. Ben sadece Millet Kütüphanesi'ne Ali Emiri ile ilgisinden dolayı bir hatırlatmada bulundum. 11 bin cilt dedim ya, rahmetlinin o 11 bin cilt topladığı kitaptan biri Divan-ı Lügat-ı Türk isimli şaheserin yeryüzündeki son nüshasıdır. Süleyman Nazif'e gidiyor Ziya Gökalp. Derdi şu, diyor ki üstad, sevda nedir bilmezdim bu kitaba vuruldum. Tam da Türkçülüğün esaslarını yazıyor. Hani o da biraz nazlı bir konudur yani. En önemli kaynak da bu. Yeryüzündeki en önemli kaynak. Divan-ı Lügat-ı Türk. Niye yazdı bu Kaşgari Mahmut? Araplara Türkçe öğretmemiş. Bugünkü vizyonuna bak, o günküne bak. Fransızlara Türkçe öğretmek için de Narbey bir kitap yazmıştı. 1880'de Paris'te bastırdı. Biz bugün yabancı dil öğrenmeyince kendimizi kötü hissediyoruz. İştahımız kesiliyor falan. Ben diyor bu kitabı görmezsem ölürüm diyor ya. Süleyman Ziya Gökalp. Ama diyor öyle bir aksi adama düştü ki hele benim adımı duyarsa imkan yok vermez diyor. Kilit gibiydiler böyle. Taban taban. Hiç sevmezdi. Ali Emir'in akımı Ziya Gökalp'i günahı kadar sevmezdi. Sebepleri vardır. Konumuz o değil. Bir beyt söyleyelim. Lisan derdi deruna tercüman olmakta acizdir. Sükutundan tahammül ehlinin feryadı olur peyda. Alemiye.